Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Ayhan, A90 Pictures, film dağıtım satış müdürüyüm. Öncelikle bu güzel organizasyon için değerli Cenk Bey'e ve tüm teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Elinize, emeğinize sağlık. Siz değerli dostlar da hoş geldiniz. Böyle özel bir günde bizleri de yalnız bırakmadınız. Sizlere bu sene çok güzel filmler hazırladık. Birazdan zaten detaylı şekilde yine videosu dönecek. Sektörde şu an yeniyiz. İlk filmimizi dağıttık. Ama ekip olarak değerli kurucumuz Bengü Bey, CEO'muz Mengü Hanım, Ceylan Hanım ben epeydir varız. Sizlerle tanışıyoruz. Bu yıl inşallah hepimiz için iyi geçer. Umutluyuz. Güzel filmlerimiz var. Sizlerin de desteğiyle güzel bir şeyler göreceğiz inşallah. Ben Ceylan'la beraber sizlere filmlerimizi tanıtacağım. Öncelikle yine değerli CEO'muz Mengü Hanım'ı da sahneye alır. Tanıtmak istiyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Şöyle hissediyorum. Ben 4 sene önce festivale geldiğimde kızımın kırkını uçurmuştum. Sanki şimdi de böyle A90 bir bebek, bizim bebeğimiz ve kırkını uçurmaya gelmişiz gibi. Bu heyecanı sizlerle paylaştığımız için gerçekten çok mutluyuz. Zaten hepiniz biliyorsunuz BD yıllardan beri Türkiye pazarına kaliteli yabancı filmler getiren bir firmaydı. Ve bu kaliteli içeriklerle aslında sektöre biraz daha böyle bir seyirci ilmesini yükseltmek adına çok büyük katkılarda bulunuyordu. Yabancı filmlerin yanı sıra tabii ki yerli pazarda oldukça şu dönemde, pandemi döneminde bir boşluk oluştu. Biz de tam bu boşluğun oluştuğu dönemde dedik ki neden olmasın? Biz de bu sektöre girip acaba bu yerli piyasaya daha iyi filmler üretip daha iyi filmler dağıtabilir miyiz düşüncesiyle kurucumuz Bengü Bey tarafından Ağustos ayında hayata geçti. Kendisine burada bizi bir araya getirdiği için, bu çatı altında topladığı için, bana, ekibime inandığı için hepinizin önünde teşekkür ediyorum. Şimdi hepimiz sinema olarak küresel piyasada da böyle, sadece yani Türkiye'de değil pek konuştuğumuz şeyler. Zor zamanlardan geçtik. Gerek dijital, gerek pandemi. İşte Türkiye'de ekonomik koşullar, bunun yanı sıra deprem, arkasından seçim ve hepsi aslında bizim normale dönüşümüzü biraz yavaşlattı. Ancak dediğim gibi bu yavaşlatmanın etkisini bizler kaliteli içeriklerle, sizlerin işbirliğiyle birlikte aşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle daha iyi filmler ithal etmeye devam ediyoruz. Ve sizlerin de bizlere olan güveni, inancı için çok teşekkür ediyoruz. Hepimize hayırlı, bol kazançlı bir sezon olsun diliyorum ben. Sunumu şimdi harika sunumu yapmak üzere Ceylan Hanım'ı buraya davet ediyorum. Bir PowerPoint sunumumuz olacak ama onun öncesinde bir sezon tanıtımımız var. İlk önce sizinle sezon tanıtımımızı paylaşmak istiyoruz. Bakalım beğenecek. İçerisi çok güzel. Şampiyonlar Ligi gibi. Music.
You will go. Time to start. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar öncelikle. Öncelikle bu festivali düzenleyen ve katılmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ve içten bir festival. Dediğim gibi biz ilk filmimizde Afacanlar iş başa düştüğüyle güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Burada şöyle, pandemiden sonra çıkmamıza rağmen ilk iki gün güzel bir başarı edildikten sonra sizin de hani sinema işletmecilerinin, programcıların da öngörüsüyle filmimiz gerçekten güzel bir başarı elde etti. Yaklaşık 160-170 bin seyirciye ulaştık. Dediğim gibi pandemi sonrası olmasına rağmen bizim için çok güzel bir başarı oldu. Daha sonra Netflix'te yayınlandı. Netflix'te de 2022 yılında ilk, yani en fazla yayınlanan, izlenen top 20 listesinde bayağı bir kaldık. Çocuk filmlerinde zaten yaklaşık 6-7 hafta top 10'daydı. Şöyle bir durum oldu. Netflix bize ikincisini de çekmemizi, hatta direkt platformda yayınlamamızı söyledi. Ama dediğim gibi biz sinema yapmak istiyoruz. Bizim için sizler de değerlisiniz. Sinema da bizim için çok değerli. Bu yüzden sinema yapmak istiyoruz ve sinemada ilerlemek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte zaten Ardoksan'la daha önceden tanışmışlığımız vardı. Mehmur Bey, Mehmur Hanım, Ceylan Hanım, Ayhan Bey. Kusura bakmayın biraz heyecanlıyım. Çok güzel bir sinerji elde ettiler. Biz de onlarla birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Filmimize çok inanıyoruz. Sizlerin de desteğini bekliyoruz. Bu arada ben ortaklarımı da çağırmak istiyorum. Onlar olunca daha güçlü oluyorum. Serap Bey istiyorum. Gelsin. O da biraz konuşur. Yönetmenimiz ortağım Enes Bey'i de istiyorum. Volkan Bey de buraya alırsam. Filmimizin danışmanı. Mikrofonu Afacan diyoruz ama artık Afacan değil. Genç çocuk oldu. Genç bir arkadaş oldu. Ona bırakıyorum. Herkese merhabalar. Biz ilk filmimizde çok eğlenmiştik. İlk filmimizde Afacan bendim. Açık konuşmak gerekirse. İkinci filmimizde Afacanların abisini oynuyorum. Kampın başını oynuyorum. Dedemden sonra kampı ben idare ediyorum. Gerçekten çok profesyonel arkadaşlarla çalıştık. Yaşlarına nazaran gerçekten gayet iyi performans sergilediler. Ebrar, Rastin, Taha. Gerçekten çok eğlendik. Filmimiz içinde aksiyonu barındıran, komediyi barındıran, arkadaşlığı, dostluğu barındıran ve el ele verince her şeyin üstesinden gelebileceğimizi anlatan çok güzel bir film olduğunu inanıyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Sözü yönetmenime veriyorum. Çok sağ olun. Filminizi çok seviyoruz. Umarım halka ulaşır. Öyle bu kadar. Kendilerine biraz sürpriz oldu. Aslında sadece Ezel'den bir elimiz çıkacaktık. Dedik böyle güzel bir anı bırakalım.
beklediğimiz tepki alabilirsek bunun seri haline devam ettirmek istiyoruz. Daha ilerinde yapabileceğimize inanıyorum. Ben öncelikle müsaadenizle eski patronum Sema Hanım'a buradan el sallamak istiyorum. Burada birçok kişiyle beraber çalışma arkadaşı oldum ya da beraber işler yaptık. Sinema sektöründe yaklaşık 20 yıldır bulunuyorum. Bu filmin birincisinde pandemiden dolayı çok korkularımız vardı. Hep beraber oturup konuşurken biz ısrarla sinemaya sokmak istiyoruz dedik. Ve sonrasında sinemaya soktuğumuzda gerçekten de çok güzel karşılığını aldık. Hatta birkaç programcı arkadaşımız Yunus Bey itiraf etmişti, daha çok destek olabilirdik diye. O yüzden bu ikincisinde pandemide soktuk. Şimdi sektör gerçekten de çok daha canlı durumda. Bu arada A90'ın ilk Türk filmi olma özelliğini de taşıyoruz. O yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Film hakkında herhangi bir sorunuz, ihtiyacınız olur ise önce A90, sonra ben diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok güçlü bir sinema serisine dönüşen Aslan ve Hürkuş birlikteliği 10 Kasım'da 3. film olan Aslan Hürkuş Antalya adası ile yolculuğuna devam edecek. Yapımcımız Murat Beyler Mustafa. Herkese merhabalar. Bu sene 3. filmimizi çıkartıyoruz. Bu sefer de A90'la yapıyoruz. Ben de başta olmak üzere Mengü Hanım, Ayhan Bey, Ceylan Hanım, herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir iş oldu. Yine inşallah hedeflediğimiz rakamlara doğru koşacağız, inanıyoruz. Bu sefer de Anka Adası'na iniyoruz filmde. Bu teaserımız bizim açıkçası beklentimizin çok altında olan bir durum. Fragmanda bunu zirveye taşıyacağız. Şöyle iddialı bir cümle kullanmamda hiç mahsur yok. Hepiniz göreceksiniz. Türkiye tarihinin yapılmış en kaliteli yani animasyon filmi çıkıyor. İnşallah bu da izleyiciden ciddi bir destek alacağını düşünüyorum. Hemen akabinde tanıtmaya başlayacağız. Bugün de size ilk defa klibimizi izleteceğiz ve yeni şarkımızı dinleteceğiz. Tabii son halleri değil, özellikle buraya yetiştirmek için gayret ettik. Ayrıca organizasyon çok güzel, herkes burada. Birçok kişiyle yeni yeni de tanışıyoruz. Huzurlarınızda Cenk Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Bu kadar izleyeceklerimiz. Çok teşekkür ederim. Pazartesi itibaren tüm tanıtım materyalleri sizlere ulaşmaya başlayacak. Desteklerinizi bekliyoruz. Biz elimizden geldiğince destek vereceğiz. Epeyce de bir promosyon ürün gönderiyoruz size. Onların da dağıtımında bize yardımcı olacağınızda hiç şüpheniz yok. Çok teşekkür ederiz hepinize. İyi ki geldiniz. Bizi ilk filmin 64 yıl öncesine götüren Açlık Oyunları, hayatta kalmak için umutla savaşan kahramanların ve bir ulusun doğuş hikayesini konu alıyor. Sektöre yeni ve güçlü bir oyuncu daha dahil oluyor. TRT Film. TRT Film ailesinin listemizdeki filmlerinden olan Koya Yolundayım, Ayhan Taş'ın Yusuf filminde yarattığı Cabbar'ın hikayesini konu alıyor. Ekranda da gördüğünüz ikonik sahneli kahraman Cabbar, sosyal medyada da birçok esprili paylaşıma konu olmaktadır. Beyaz Eşya, Burak Sevinç, Feriz Aktuğ, Sarp Bozkurt gibi oyuncuların bir araya geldiği bir kara komedisi. Dışarıdan oldukça normal gözüken bir ailenin garip fertlerini konu alan mükemmel aile filmimiz, oyuncu kadrosundaki Güven Kıraç, Dilem Balçın, Şahin Irmak, Algı Ekrem, Necan Hürbüz, Gizem Kalkmer, Gülen Polat gibi isimlerle dikkat çekiyor. Sıradaki filmimiz... Duydular işte. İçinize kalmasın. Sıradaki filmimiz bir animasyon. Fil Kral, diğer hayvanlar tarafından dışlanan bir filin krallığa giden eğlenceli hikayesini bize de ortak ediyor.
Son filmi 500 bin bandını geçen Sağ Salim serisi 3. filmiyle sinemalara geri dönüyor. Babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini tahmin edilemeyecek olaylar silsilesi içinde bulan ailenin hikayesini kola alan iyi bir aile değiliz. Sezonun ters köşe komedisi olmaya hazırlanıyoruz. Filmin kadrosunda Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendi, Şinasi Yüksever, Sarp Atak, Derya Karadaş ve Caner Cidur gibi yıldızlar yer alıyor. Filmimiz 2 gün önce sete çıktı. Yapımcımızın bizim için setten gönderdiği yer aldığı Vanline gerçek hikayesiyle hepimizi duygulandıracak. Filmde 2. Dünya Savaşı'nda tek başına 669 çocuğun hayatını kurtaran Nicholas George Minton'un hayat hikayesini izliyoruz. Mütevazi yardımseverin çocukları kurtarış hikayesini ve seneler sonra onlarla bir araya gelmesinin üzüntü hikayesini bizi de ortak edecek. Sevilen seri John Wick evreninden bir spin-off filmi olan Ballerina bu sefer kadın kahramanın intikam hikayesini konu alacak. Anada Armas'ın başrolünde yer aldığı film, John Wick gibi güçlü bir seri olma yolunda hızla yer alıyor. Popüler bir oyun serisi olan Borderlands'in sinema uyarlaması olacak film, hayranların içinden heyecanlandırmış durumda. Uzaylı bir ırkın kalıntılarına ev sahipliği yapan Pandora gezegeninde geçen hikayemiz, Koreli arasında çıkan çatışmaları konu alacak. Bu sene milyon barajını geçen ilk yabancı film olan John Wick, Ballerina ve Continental ile evrenini geliştirerek 5. filme bizi hızla hazırlıyor. Serinin her filminde hayran kitlesini geliştiren John Wick, 5. filmiyle de hayranlarıyla tekrardan beyaz perdede buluşacak. Ekranda yapımcımız Polat Yelci ile ilk etapta açıklayacağımız filmlerimizi görüyorsunuz. Sene başında Kutsal Damacana 4 ile seyircinin bu senelere olan bağlılığını ve özenlerini görmüş olduk. Polpaşına 4 ile başlayacak Polpaşı Maratonu, Kutsal Damacana, Kasada Parti ve Polpaşı'da yine devam edecek. Yapımcımız aramında olmadığı için sizlere ufak bir video gönderdi. İlk önce videomuzu izleyelim, sonra da ilk önce sizinle paylaşmak üzere Polpaşı'nın teaserımıza geçelim. Bu akşam Şafak Sezer'le birlikte orada olmayı çok istemiştik ama kız kardeşim dünya kadar olabiliriz. Öncelikle Kutsal Damacana 4 filmine gösterdiğiniz bilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pol prodüksiyon olarak şu an kadar birçok televizyon programı, birçok müzik programı, birçok albüm yapmak ama film bizim için de büyüdü. Herkesin dijital tercih ettiği dönemde biz özellikle ille de sinema diyerek Şafak Sezer'le birlikte sinemaya girmeyi tercih ettik. Ve sizlerin ilgisi ve halkın ilgisiyle Allah'a çok şükür anımız katında çıktığını düşünüyoruz. Şimdi ayın 24 Kasım'da Polpaçino 4 ile sizlere tekrar selam vereceğiz, tekrar davet edeceğiz. Bunun peşinden hemen arkasından Sömeskada Sallamacan'ın John diye hemen onun peşinden yine Kasadan Parti diye 3 tane ayrı iddialı komedi filminle vizyonu olacağız. Bunun peşinden yine 4 filmimiz daha var. Ya Allah nasip ederse Pol filmisi olarak 1 yıl içinde 7 tane film sizlerle buluşturacağız ve bunlar bir şekilde iddialı hem sinemacı hem seyircinin yüzünü bulacak filmler. Şu ana kadar bize vermiş olduğunuz destek için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sinema benim için çok özel. Çünkü az önce söyledim, müzik olarak birçok şey yaptım ama sinema benim için ilk. Çünkü ben hayatıma başladığımda, organizasyonda ilk sinema dinlerine başladım.
Hatta Evden Çalgı Beyaz Çarşafları sinema perdesi yaparak başlamıştım. Onun için sinema benim için özel ve özel kalacak. Verdiğiniz destek için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar, iyi ki varsınız.